Halit Ergenç, Tuğba Büyüküstün'le Yarın Yokmuş Gibi dizisinden sonra hız kesmedi. Yeni projesine başladı. Önümüzdeki sene yayına girer. Biz çok keyifle çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Ünlü oyuncu yeni dizisinde ne partnerini açıkladı ne rolünü. Sizin anlayacağınız gizemini korudu. Ama ser verip sır vermeyeceğim, evet. Bilindiği üzere Halit Ergenç pek sık imaj değişikliği yapmıyor. 40 yılda bir meşhur sakallarını kesse bile yer yerinden oynuyor. Ne var ki rolleri için değişime de açık. Evet, bu defa sakallarını kesmese de biraz süzüldüğü, kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Bu iş için. Vallahi işte 10 küsür kilo verdim. Nilay Hanım'la çalıştık, Nilay Keçici. Sağ olsun, çok yardım oldu onun da. Güzeldi yani. Motivasyonu iyi olunca insanın yapabiliyorsunuz yani. Belli ki Halit Ergenç 10 kiloyu verirken pek zorlanmamıştı. Ünlü oyuncu için sanıyoruz ki kilo vermek almaktan daha kolaydı. Yerine göre. Nasıl, ne kadar kilo alacağına bağlı. 100 kilo alacaksan zor tabii de. Yani insan sadece onu yemek yemek gibi düşünüyor ama öyle değil tabii yani. Olay aynı zamanda sağlığı korumak lazım. Hem verirken hem de alırken iş icabı bir sürü şey oluyor. Bir diğer taraftan Halit Ergenç ve Bergüzar çifti, büyük oğulları Ali'nin eğitimi için 2 yıl önce Londra'da kendilerine bir hayat kurdu. Şimdilerde projesi için İstanbul'da bulunan Halit Ergenç'in eşi ve evlatlarından uzak günleri nasıl geçiyor derseniz işte cevabı. Özlemle. Arada gidiyorum, geliyorum tabii ki. Onlar şimdi gelecekler. Onlar geleceği için çok mutluyum. Onların bir okul tatili var. Orada gelecekler. Burada birleşeceğiz. Sonra beraber döneceğiz. Ailesine özlem dolu olan Halit Ergenç'in duygularına tam da Megastar Tarkan'ın sözleri tercümandı. Ayrı kalmak zor olsa da Halit Ergenç yine de iyimserdi. Teknolojiye minnettardı. Zor tabii. Ayrı olmak çok zor aileden. Kolay değil. Bir yandan da çalışıyoruz ama işte bu bizim işimiz. Çalışıyoruz tabii ki. Şükür görüşebiliyoruz. Yani sonuçta bambaşka bir yerde çalışıyor olabilirdim. Aylarca görüşmüyor. Uzun yol kaptanı olabilirdik. O zaman işler çok daha zor olurdu yani. Şükür ki görüşebiliyoruz. Tabii her ne kadar İstanbul'da olsak da Londra'daki değişikliklerden de haberdardık. Londra'da bir ev değişikliği yaptıkları, mahalle değiştirdikleri kulağımıza geldi. Taşındık, evet. Başka bir bölüm. Evet. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Kimlerle konuşuyorsunuz? Aldığımız duyumlara göre ise çiftin ev değiştirmesinin amacı oğulları Ali'nin okuluna daha yakın olmak içindi. Bölge değiştirdik, genel olarak bölge değiştirdik. Evet, Ali'nin şimdi okuduğu okula da bayağı yakın. Yeni projeler hazırlığında olan Halit Ergenç gündemdeki işleri takip ediyor mu diye merak edilirken ünlü oyuncunun dilinde yine eşi vardı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel hasretini ekranlar aracılığıyla giderdi. Düğümü izledim, çok güzel iş. Bergüzar Korel inanılmaz oynuyor. Bütün ekip harika. Düğüm gerçekten güzel iş.